Bu videoda 7000 tane insan öldüren Vasily Blokin'den bahsedeceğiz. Günümüzden neredeyse 80 sene önce gerçekleşen bu tarihi olay ilginizi çekecektir. Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Vasily Mikhailovich Blokin, Ocak 1895'te Rusya'da dünyaya geldi. O tarihlerde doğduğu topraklarda büyük bir sefalet hakimdi. Ailesi köyde yaşayan çiftçi bir aileydi. Vasily 1. Dünya Savaşı'na katılmaya karar verene kadar köyde yaşadı. Bir canavara dönüşeceğini bilmeden sıradan bir hayat sürüyordu. Vasily 1. Dünya Savaşı boy gösterdikten neredeyse 2 yıl sonra Sovyet ordusuna katılma kararı aldı. Savaşta başarılı bir asker imajı çizdi. Ardından Mart 1921'de Sovyetlerin güvenlik kuruluşu ÇEKA'ya girdi. ÇEKA Sovyetler Birliği'nin ilk istihbarat ve güvenlik teşkilatıydı. Vasily kısa sürede iyi bir yükseliş sağlamıştı. Sert bir karaktere sahipti. Soğukkanlıydı. Onun acımasız olduğu herkesçe bilinirdi. Bu özelliği aslında onu çok özel kılıyordu. Çünkü Sovyetlere bu mizaçtaki askerler lazımdı. ÇEKA'ya girebilmesinin nedeni de zaten bu gaddarlıydı. Vasily ÇEKA'da Rusların birçok karanlık işini yaptı. ÇEKA ismindeki bu merkezde suikastler, gizli yürütülen görevler ve Stalin için infazlar yapılırdı. Vasily de bunları yaptı ve kısa bir sürede kendini bir kez daha herkese ispat etti. Gözünü bile kırpmadan her işi hallediyordu. Merkezde adından sıkça söz edilirdi. Hatta Stalin bile kendisinden haberdardı. Kimi kaynaklara göre de zaten Stalin'in gözdesiydi. Zamanla tüm basamakları adım adım geçti ve terfiler almaya devam etti. Her adımda biraz daha canavarlaşıyordu. O yükseldikçe vicdani özellikleri düşüyordu. 6 senenin sonunda özel istihbarat ve operasyonlar için devlet tarafından kurulan Komandatura Şubesi'nin başkanlığına yükseldi. Burası, Stalin tarafından yerleştirilen özel insanların çalıştığı bir karargâhtı. Komandatura'nın merkezi, Moskova'daki Lubyanka'da bulunuyordu. Rusya'nın gizli istihbarat servisi, NKVD'den birçok deneyim sahibi isim de bu merkezdeydi. Bu merkeze Stalin istemedikçe kimse giremezdi. Girenlerin hepsi, Stalin tarafından özenle seçilmiş üst düzey isimlerdi. Yer Lubyanka'daki bir hapishaneydi. Vasily burada Rusya'nın en pis işlerini gerçekleştirdi. En üst düzey isimlerden birisiydi. Yani tetiği çeken infaz timinden. Bu merkez 828 bin insanın gördüğü son yer oldu. Eski Bolşevikler, devlet adamları, devlet iç meseleleri hakkında bilgi sahibi olanlar, kısacası herkes bu merkeze getirilirdi ve cezaları kesilirdi. Sovyetler Birliği Marşalı Mikhail Tukhachevski de Lubyanka'ya gelen isimlerden birisiydi. Kendisi Sovyetler Birliği'nin ilk 5 Marşalından birisiydi. Rusya'da çok ünlü bir isimdi. Stalin Büyük Temizlik adındaki operasyonuyla Mikhail Tukhachevski'yi infaz ettirdi. Bunu gizli bir duruşma gerçekleştirerek yaptı. Tetiğe basan isimse Vasily Blokin'di. Moskova'da yargılanan eski Bolşeviklerin birçoğunun gördüğü son isim de Vasily Blokin'di. Aynı zamanda Rusya gizli istihbarat servis şeflerinden birçoğunun cezasını da yine Vasily kesti. Vasily 1937'de üstün hizmetlerinden ötürü onur rozetiyle ödüllendirildi. En rezil eylemi ise 1940 senesinde gerçekleşti. O tarihlerde Ostakol Savaşı kampında esir olan 20 binden fazla Polonyalı vardı. Esir kampı Katyn Ormanı'nda yer alıyordu. Buradaki esirler 1939 senesinde yakalanmış ve bu kampa getirilmişlerdi. Çoğunlukla asker ve devlet memurlarından oluşuyorlardı. 7000 insanın hayatına son verme emrini bizzat Stalin verdi. Nazileri katliam için kötüleyen Sovyetler, bu gizli yürütülen operasyonlarla onlardan farklı olmadıklarını gösteriyorlardı. İnfaz emri Mart ayında verildi. Rusya Gizli İstihbarat Servisi'nin başı Lavrenti Beria bu emri Stalin'den aldı.
Bu eylem için özel bir oda inşa edildi. Bodrum'daki bu odanın başında Vasili Blokin vardı. Vasili ilk önce günlük 300 insanlık bir kota koydu. Ortalama olarak günde 300 Polonyalı'nın hayatına son verilecekti. Bu çok iddialı bir rakamdı. Daha sonra bu rakam 250'lere kadar düşürüldü. Lenin'in soda adı verilen bu odada ayrı ayrı ufak odalar vardı. Duvarlar kırmızı renkte boyandı. Beton zemin özenle hazırlandı. Ses yalıtımı için özel bir çaba sarf edildi. Esirler ellerinde bir kelepçe olmadan odaya getirilirdi. Odada sadece bir tane kütük vardı. Esirler bu kütüğe sırtını dayarlardı. Onları bir gardiyan getirir ve Vasili'ye teslim ederdi. Vasili o tarihlerde sadece Alman Walther model tabancasını kullandı. Polonyalılara tek bir kurşun sıkar ve görevini yerine getirirdi. Alman tabancası kullanmasının sebebi olayın açığa çıkması halinde ortada Sovyetleri suçlayacak bir kanıt bırakmamaktı. Böylelikle suçu kolayca Almanlar atacaklardı. O dönem Nazilerin yaptığı katliamlar düşünüldüğünde herkes bu olayı Almanların yaptığına kolayca inanabilirdi. Vasili görev sırasında kasap önlüğü giyerdi. Dirseklerine kadar eldiven takar ve şapkasını asla çıkarmazdı. Tahminen 30 tane Rus gizli istihbarat servisi ajanı bu görevde Vasili'ye yardım etti. Aynı şekilde gardiyanlar ve şoförler de Vasili Blokin'in emrindeydi. Esirlere Bodrum'a kadar eşlik etmek ve sonraki işlemleri yapmak gardiyanların göreviydi. İdamlara Vasili dışında sadece bir kişi dahil oldu. O da Sovyet Devlet Güvenlik Komiseri Andriy Rubanov'du. İstisnai bir kısımda o vardı. Genel uygulayıcı ise Vasili'ydi. İşlemler akşamleyin başlar ve şafak vaktine kadar aralıksız devam ederdi. Büyük ve her tarafı kapalı olan bir kamyon Polonyalılar için dışarıda hazırda bekletilirdi. Mermi sesinden sonra görevliler odaya girer ve yerdeki bedeni kamyona taşırlardı. Cansız bedenleri kamyonlar yardımıyla Metnoye ismindeki göz alabildiğince boş bir arazi konumunda olan yere götürürlerdi. Metnoya'da buldozerler ve gizli servisteki ajanlar çalışırdı. Görevliler tahminen günde 24-25 hendek açarlardı. Hendekler 8-10 metre uzunluğa sahipti. Her hendek şafaktan önce kapatılırdı. Vasili ve ekibinin günde 15 saat çalıştığı bile oluyordu. Ortalama çalışma süreleri ise 10 saatten fazlaydı. 3 dakikada bir tane esirin işlemi bitiyordu. Her gecenin sonunda Vasili tüm çalışanlara vodka dağıtır ve adeta ufak bir kutlama yapardı. 27 Nisan 1940'ta Vasili'ye gizlice kızıl bayrak nişanı verildi. Özel görevi layıkıyla yerine getirdiği için bu ödüle layık görülmüştü. Azmi ve yeteneğinden ötürü bizzat Joseph Stalin tarafından tebrik edildi ve ödülü verildi. Aynı zamanda ek bir ödül olarak Vasili'ye ufak ücretli bir aylık bağlandı. Bu olaydan kısa bir süre sonra Vasili'nin öldürdüğü Polonyalı sayısı 7000'i buldu. Böylelikle Vasili görevini tamamladı. Bu tek bir insanın gerçekleştirdiği en kitlesel infazdı. Hatta çok daha sonra 2010 senesinde bu canice olay Vasili'ye başka bir ödül daha kazandırdı. 2010'da Guinness Rekorlar kitabına en cüretkar cellat olarak girdi. Katyn ormanında 22 bin Polonyalı öldürüldü. Bir sene sonra Almanlar Sovyetler Birliği'ne saldırdı. Zamanla Rusya içlerine kadar ilerleyen Almanlar, olaydan 3 sene sonra Polonyalıların mezarlarına ulaştılar. Almanlar bu durumu kendi rehlerine kullandı ve derhal bölgeye kameralar ve savaş muhabirleri getirtti. Olaya tanık olmaları için herkesi Katyn ormanına götürdüler ve bu olayı dünyanın duymasını sağladılar. Ne ironiktir ki bu olayı Almanlar dünyaya duyurdu. Yapılan otopsilerden sonra hepsinin başına sadece bir tane kurşun sıkılarak infaz edildiği anlaşıldı. Peki Vasili'ye ne oldu? Hayatına nasıl devam etti? Yıllar sonra Mart 1953'te Stalin öldü.
Bu gelişmeden sonra Vasili'nin Ruslar için hiçbir değeri kalmadı. Eskiden kahraman olarak lanse edilen Vasili artık yaşlıydı ve bazıları için bir tehdit konumundaydı. O yüzden Stalin öldükten kısa bir süre sonra Vasili emekli olmaya zorlandı. Mecbur kalan Vasili istemeyerek de olsa emekli oldu. Bu gelişme bizzat Beria tarafından açıklandı. Kısa bir süre sonra da Beria hayatını kaybetti. İşin ilginç tarafı, Vasili tüm rütbeleri elinden alınarak emekli edilmişti. Bu da onu büyük bir buhrana sürükledi. Yaptığı insanlık dışı eylemler akıl sağlığını kötü yönde etkilemişti. Emekli olmadan önce zaten psikolojik sorunlar yaşıyordu. Emekli olduktan sonra fazla yaşayamadı. Zamanla alkol batağına düştü. Aynı zamanda akıl sağlığı da her geçen gün daha da kötüye gitti. Geçmişi hiçbir zaman yakasını bırakmadı. Vasili 1955 senesinin Şubat ayında öldü. Bu cani adamın ölümü kendi elinden oldu. 15 sene önce esirlere yaptığını bu kez kendisine yaptı. Ve başına dayadığı silahın tetiğini son kez çekti.